Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik gözleme tarifim var. Bu aralar kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım arkadaşlar. Ne kadar marketten alsak da içimiz rahat yiyemiyoruz. Evde unumuzu alalım. Kendi ekmeğimizi kendimiz yapalım. Gerekirse donduruculara koyalım. Az az çıkartıp yiyelim. Öncelikle arkadaşlar 2 kilo unum var. 2 kilo unuma silme 1 yemek kaşığı maya ekliyorum. Yarım yemek kaşığı tuz ekliyorum. Silme olunca bir kaşık oluyor. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bazlamamız pamuk gibi yumuşacık olur. Sıvı yağ ekleyince. Şimdi ılık suyla hamurumuzu azar azar ekleye ekleye hamurumuzu cıvık bu hamur yoğuracağız arkadaşlar. Hamurumuzu neredeyse 10 dakikadır yoğuruyorum arkadaşlar. Gördüğümüz gibi özlü bir sakız gibi bir hamurumuz oldu. Yumuşacık. Ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğuralım hamurumuzu. Ne kadar yoğurursak o kadar ekmeğimiz güzel olur. Hamurumun üzerini streçle kapatıyorum ve ılık bir yerde 1 saatte yakın mayalıyorum. Şimdi kenara alıyoruz. Masamıza bolca un serpiyoruz. Ve elimizi tekrar una bandıralım. Hamurumun hepsini masanın üzerine alacağım. Elimi una bandırıyorum. Güzelce havasını alalım. Ve bir yandan da şöyle ovalayalım. Hamurumu önce ortadan ikiye bölüyorum. Sonra dörde bölüyorum. Pizza tavasında yapacağım arkadaşlar. Siz de tavanızın büyüklüğüne göre bazınızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu büyüklükte alıyorum. Dediğim gibi siz de tavanızın büyüklüğüne göre alabilirsiniz. Dört tane beze yapacağım. Yaptığım bezelerimin üzerine bir streç koyuyorum. Üzerleri kurumasın diye. Şimdi bir tanesini alıyorum. Ve açmaya başlıyorum. Pizza tavamı önceden ısıttım arkadaşlar. Şimdi yaptığım bazlamamı koyuyorum üzerine. Şimdi altı pişene kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi diğer bezemi alıyorum. Altına birazcık un sepeliyorum. Birazcık da üzerine diğer gözlememiz pişerken bunu hazırlıyorum. Aynı şekilde. Diğer bazlamamız pişerken arkadaşlar bir tane daha aldım. O pişerken de bunu hazırlıyorum. Sizin de böyle bir büyük bir tavanız varsa büyük büyük bezelerini alıp kolay bir şekilde, pratik bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa küçük küçük alın. Portakal kadar büyüklüğünde ocağın üzerinde tavada öyle de çok güzel pratik oluyor. Alt tarafı pişti. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Ters çeviriyorum.
Diğer tarafını da bu şekilde pişiriyorum. Bazlamamın arka tarafını da pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Çok da güzel kokuyor. Siz de deneyin. Afiyetle yiyin inşallah. Şimdi diğer hazırladığımı tavama alıyorum. Bunu da diğeri gibi pişiriyorum. Birazcık üzerine yağ sürüyorum. İsterseniz sürmeye edebilirsiniz. Tereyağı da sürebilirsiniz arkadaşlar. Tereyağı da çok güzel olur. Şimdi bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişiriyorum. İkincimizi de pişirdik. Çok güzel oldu. Bunu da alalım kenara. Diğerini ocağımıza alalım. En sonunda koydum. Bazlamalarımızın hepsini pişirdik arkadaşlar. 4 adet bazlama yaptık hamurumuzdan. Gördüğümüz gibi büyük büyük kocaman oldu. Çok da pratik oldu. Siz de bu şekilde kendi ekmeğinizi kendiniz evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Pamuk gibi oldu. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bir de içini bölelim. Of, mis gibi oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.